NTV Haber Merkezi'nden merhabalar. Bir son dakika gelişmesi nedeniyle karşınızdayız. Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait mühimmat deposunda bir patlama meydana geldi ve patlamanın ardından yangın çıktı ve bölgedeki ormanlık alana da sıçradı. Son bilgileri aktaracağız. Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı telefon hattımızda şu anda. Sayın Danacı, geçmiş olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Son durumu sizden öğrenebilir miyiz acaba? Patlamanın olduğu mevki, ilk başta bir şey ikaz edeyim. Mühimmat deposu değil, barut deposu. Yani mühimmat deposu daha sıkıntılıydı, çok şükür orası değil. Barut deposumuzun birinde bir patlama gerçekleşti. Hasanbede ve Ahalı bölgesi dediğimiz yerde. Yalnız etrafı arazi olduğu için arazi yangınına dönüştü. Belediyenin itfaiyeleri, Türk Başrafı Mersin Makine Kimya'nın itfaiyeleri, orman ve bizim belediyemizin hidrojörleri dahil yaklaşık 17-18 arabayla mücadele ediliyor şu anda. Can kaybı yok diye düşünüyoruz inşallah. Çünkü çok geniş bir alanda yangın var. Yani halkımızın duralarına ihtiyacımız var. İnşallah sıkıntılı bir şey olmaz. Peki efendim, ormanlık alanda yangın çıktığını ifade ettiniz. Yerleşim bölgelerini tehdit ediyor mu acaba? Çok az. Belki biraz Hasanlı'da bölgemizde var. Sayın Valimiz de zaten şu anda olay yerinde, mahallinde. Çok ciddi bir yerleşim yerlerini tehdit etmiyor inşallah. Peki efendim, çevre bölgelerden, itfaiye ekiplerinden yardım geliyor mu? Söndürme çalışmaları ne aşamada? Sayın Valimiz AFAD'dan destek istedi. Bir de helikopter. Yani yangına müdahale etmesini istedi. Onlar da birazdan intikal eder inşallah. Gece saatlerinde olmasın, olumsuz yönde bir etkisi var mı Sayın Danacı? Yok, bir sıkıntımız olmayacak inşallah. Telefonda çok fazla meşgul edemiyorum. Sadece dualarına ihtiyacımız var halkımızın, o kadar. Sağ olun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı telefon hattımızdaydı. Kırıkkale'nin Hasandede belgesi yakınlarında, bu arada Makine Kimya Endüstri Kurumu'na yakın bir yerde, ancak mühimmat deposunda çıkmadığını ifade etti yangının. Mühimmat deposunda olmadığının altını çizdi. Daha önce haber merkezlerine ulaşan bilgi, yangının mühimmat deposunda çıktığı yönündeydi. Ancak Sayın Danacı'dan aldığımız bilgiler bu yönde değil. Danacı mühimmat deposunda meydana gelmediğini ifade etti yangının ve patlama nedeniyle çıkan yangının. Patlama nedeniyle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kırıkkale'de depoda çıkan yangın sonrasında söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı. Yine valinin de orada olduğunu ifade etti, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aynı şekilde helikopterlerle müdahalenin de gerçekleştiğini söyledi. Evet, yenilediğim bilgileri, Makine Kimya Endüstrisi barut deposunda patlama çıktı. Bunun altını çizelim, mühimmat deposunda değil, Makine Kimya Endüstrisi barut deposunda çıkan bir patlama. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil, ancak patlama nedeniyle çıkan yangın ormanlık alana yayılmış durumda. Yerleşim bölgelerine karşı ufak bir tehdit olduğunu söyledi Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı. Ancak gece olmasına rağmen yine aynı şekilde müdahalenin sürdüğünü, kısa bir zamanda da yangının söndürülmesinin planlandığını söyledi. Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısından aldığımız bilgiler bu şekildeydi. Yeniden bu son dakika gelişmesiyle ilgili bilgileri toparlayalım. Kırıkkale'de Hasandede beldesi yakınlarında Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait bir barut deposunda çıkıyor yangın. Mühimmat deposunda değil, ancak bunun yeniden altını çizelim. Patlama nedeniyle çıkan bu yangın ormanlık alana yayılmış durumda. Yine yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle ufak bir tehdit olduğu Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı tarafından az önce yayınımızda ifade edildi. Ancak müdahale sürüyor. Ekipler orada, helikopterle takviye yapılmış durumda. Gece olmasından dolayı çalışmaların nasıl gittiğini sorduk. Ancak herhangi bir sorun olmadığını, kısa bir zaman içerisinde söndürülmesini planladıklarını ifade etti Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı NTV yayınında.